Merhabalar arkadaşlar. Yeni kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 tane Marvel evrenini tamamen değiştirebilecek, zihin açan hayran teorilerinden bahsedeceğim ve bu teorileri duyduğunuzda derin düşüncelere de dalacağınıza eminim geçelim. Süper kahraman filmleri kendi ilginç ekosistemlerini oluşturmuş durumda. Filmler arasında geçen sürede insanlar teorilerini yazıyor. YouTube'da binlerce kanalda binlerce kişi bu filmlerden bahsediyor bildiğiniz üzere. Herkes bir fikir sahibi ve ne olacağına dair herkesin bir teorisi var. Benim de var ama ben atmıyorum ortaya. Fan teorilerinin bir kısmı havada kalabiliyor. Bir kısmı ise fazlasıyla klişe. Bazı teoriler ise gerçekten çok iyiler. Hatta gerçek olma ihtimalleri bile var. Marvel sinematik evrenini değiştirebilecek hayran teorilerini sizler için bu videoda derledim. İşte teoriler. 1 numara Tony Stark Peggy Carter'ın oğlu mu? <laughs> İşte bu teori gerçek çıkarsa çarşı karışabilir. Captain America'nın biricik aşkı olan Peggy Carter, aynı zamanda Shield'in de kurucusu ve filmden ve diziden de hatırlayacağımız üzere Howard Stark'ın yakın arkadaşı, hatta bu teoriye göre fazla yakın. Öyle ki Tony Stark aslında bu gizli aşkın meyvesi. Steve Rogers ve Tony bu gerçekle nasıl başa çıkabilirler? kestirmesi biraz zor. 2 numara. Yenilmezler yenildi. Bu teoriye göre Avengers daha ilk savaşlarında aslında yenildi. Reddit'ten gelen bir teoriye göre New York Savaşı tamamen dikkat dağıtmak içindi. İsmini şu anda telaffuz edemediğim isimli kullanıcıya göre ekip herkesi dövüp Loki'yi yakalamayı başarsa da gizlenme teknolojisine sahip gemilerle gelen ve şekil değiştirebilen Chitaurelerin daha sonra sorun yaşatmak üzere gezegenin belli noktalarına yerleşti. 3 numara paralel dünyalar. Infinity War'da Thanos'un mantığı çok sık geliştirilmişti bildiğiniz üzere. Deli Titan'ın neden kaynakları iki katına çıkarmak yerine canlıların yarısını öldürmeye çalıştığı tartışma konusu olmuştu. Bir Reddit kullanıcısı ise daha farklı bir yaklaşıma sahip. Bu teoriye göre Thanos'un kimseyi öldürdüğü yok. Herkes ruh taşının içinde aslında. Varsayımından farklı olan bu teoride Thanos aslında gerçekliği ikiye böldü ve iki farklı evren oluşturdu. Eş zamanlı olarak ikinci bir evren oluşturması demek kaynakların iki katına çıkması demek. Bu iki paralel evren arasında ise bağlar var. Ant-Man her iki boyut arasında hareket edebiliyor ve ayrılma anında kuantum boyutunda olduğu için kritik öneme sahip olacak. 4 numara sonsuz zaman döngüsü. Çizgi roman evrenlerinde, paralel evrenlerde zaman yolcuları da hatta karakterlerin ölüp ölüp geri dönmeleri de oldukça alışıklık şeyler. Filmde de zaman yolculuğunu görme ihtimalimiz var. Bu konu üzerinde bir sürü teori var zaten. Bu teoriler genelde tek bir noktaya geri dönüp işleri düzeltmeye dayanıyor. Bu teori ise çok daha karışık bir zaman döngüsü içeriyor. Doktor Strange kendi Doktor Strange olmasından öncesi ve dahil olmak üzere bütün olayları kapsayan bir zaman döngüsü kurdu. Ve bu döngü 14 milyon 605 ihtimalden kahramanların kazandığı ihtimal gerçekleşene kadar devam edecek. 5 numara Bilgi Adam Nick Fury bu teorinin mucidi bir edit kullanıcısı. Bu teori kısaca her şeyin bir hikmeti var teorisi olarak isimlendirebiliriz. Teoride hem ekranda hem ekran dışında gerçekleşen olayları birleştiren kullanıcı, özellikle Nick Fury'nin rolüne dikkat çekiyor. Bu teoriye göre Nick Fury yeni filmde sadece filmde olmak için olmayacak. Bir şekilde Thanos'tan ve onun yapacaklarından haberdar olacak olan Fury o günden itibaren her an Thanos ile mücadeleye odaklanacak. 14 milyon küsur ihtimalden iyilerin kazandığı ihtimalin gerçekleşmesi için her şey doğru anda gerçekleşmeli. Nick Fury de bunu sağlamaya çalışıyor. Elbette ki bunların hepsi birer teori. Hiçbiri gerçek çıkmaya da bilir. Hepsi gerçek de çıkabilir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizin Marvel sinematik evrenine yönelik teorileriniz neler? Bunları yorumlarda görmek istiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.